Evet, geldik. Merhaba arkadaşlar. Arada ölen kalmadı. Yeni, sıcak ve kuru bir güne uyanıyorsunuz yavaş yavaş. Kaç saat geçti? Sabah oldu. Aynı yerde mi uyandık? Mağaranın içi tamamen aydınlanmış. Zaten girişinde ağzında uyuyordunuz yani. Hı-hı. Gün ışığı böyle yüzünüze çarptı. Çok tatlı geldi. İnfaya böyle bir... Ah, iyi hissederek uyandın. Sadece şey var böyle. Kafan boşalmış hissediyorsun bir miktar. Böyle fazlasıyla hani. Sanki bir şeyler unutmuş. Rahatlamışsın gibi hissediyorsun bir yandan ama bir yandan da önemli bir şeyleri de mi unuttum acaba diye düşünüyorsun. Sen uyandın. Bana bir kağıt ver. İnfaya hazır kağıtlarından versene bana. Sonra sen kalktın zaten. Sen tedirgin hissediyorsun. Hiç iyi değilsin. Yüzün kıpkırmızı. Sen uyandın. Bana bir 2d10 atar mısın? 5. Beş mi? Eprinistan düşsene. Tamam. Yüzün hani böyle şişmiş, deforme olmuş uyandın. 30. Ve iyileşmiyor da. Tamam. Bayağı çirkinsin. Ben 15 appearance'lı karakter oynadım, çok eğlenceli. Gece başkalarına seni taktırtabiliyorsun. Şuram yanık zaten. Üstüne bu oldu bir de. Sen kalktın. Bir hafif bileğin kaşınıyor, onun dışında hiçbir şeyin yok. Lord, gün ışığı yüzüne vuruyor. Gözlerini açtın. Her yer karanlık. Şuraya kalktım. Neredeyim diye bakınıyor metro. Mağaranın içindesin hala. Yatağın şeyin burada. Silahın hemen yanında. Cebinde sağlam. Lan kornayan aklı için erken değil mi sen? Al bakalım. O onun. Etrafa sen bakınıyorum. Etrafına? Bakınıyorum ne var ne yok diye. Karanlık. Karanlık. Biraz daha karanlık ve daha çok karanlık. Hani şu tarafa dönünce ısı hissediyorsun güneşten. Bu tarafa dönünce soğuk hissediyorsun. Güneşe doğru gidiyor mu abi? Güneşe doğru giderken tökezledin, yerde bir şeye çarptın. Eski haline mi alayım? Hı? Eski haline mi alayım? Tamam. Bakıyorum ne var aşağıda diye. Bakıyorsun, karanlık. Üstüne basa basa geçiyor. Üstüne basa basa geçtin, sizin çantaları falan eziyor şu an. Abi, sakin ol, bir kıpırdama. Otur. Arkadan birinin eli dokundu sana, bunun sesini duyuyorsun. Otur. Dönüyorum böyle bir an. Bir anda döndü sana. Ne oluyor sakin lan burada? Karşından geliyor. Ağır bir kabus gördük. Otur azıcık. Lan ben hiçbirinizi göremiyorum, sen kimsin? He? Sesten tanırsın lan, o kadar da değil. Profesör ben. Evet. Otur. Niye tamam, karanlık olarak görüyorum ben seni? Büyük ihtimalle geçici bir sorun. Öyle umuyoruz. Bir şey soracağım. Şey, tav kalıyor değil mi? Hı hı. Doktor, uyanık mısın? Evet. Gözlerini muayene edebilir misin? Gözlerinin problem arkasında mı yoksa? Ekstrem. Abi, gözler ölmüş. Şey yok yani, hiçbir tepki falan vermiyor. Korneada bir damage'dır, kataraktır, bir şey görmüyorsun. Ama hani harekete, ışığa hiçbir şey tepki vermiyor. Güneşe şöyle bakıyor ve hiçbir şey olmuyor. Peki refleksif şey duruyor mu? Tamamen yani gözler felç gibi. Hmm. Hani kendi hareket ettirirse ediyor da tepki vermiyor hiçbir şey. O zaman... Kör. O zaman ben muayene yapıyorum. Nasıl kör diyorsun oğlum? Görüyorum işte, ışığı mışığı görüyorum. Işığı ama... görmüyorum. Hissediyorum yüzünde sıcaklığı. Okal tart. Hı? Ben de kendi muayenemi yapacağım. Herkesin yöntemi farklı. Aynen. Baktın. Bir şeyi fark etmiyorsun. Kendi kendine. Gözler sadece... abi ben bugün tatile çıkıyorum deyip şalterleri kapatıp gitmiş gibi duruyor sana. Hiçbir şey yok yani, etki falan bir şey. Hasar yok gözden. Tatsız. Yok sadece gözler. Hani ışıklar açık, evde kimse yok. En iyisi size iyi bir baston bulalım artık. Ben gidip bir tane düzgün dolar aramaya çıkıyorum. Biraz aranınca buluyorsun, buralarda şey çok. Yıl bura vardı mı? Ne? Yıl bura vardı mı?
arabada. Uyuyor. Macaulay uyandı. Gözleri dolu. İyi misin? İyiyim. Ne oldu? Bir şeyleri yakmak istiyorsun değil mi hala? Evet. Tamam, sıkıntı yok. Geçer. Ben eline şişeyi tutuşturuyorum, al diye. Bir ay mı gördün sen de? Bıraktı. Ben iyiyim, ben biraz yürüyüşe çıkacağım, hadi gidiyorum. Okey. Bir şeyler oldu. Evet, bakalım. Strum yine 5 çiğir yollamış. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Ben sopayı getirdikten sonra şeyi takip edeyim. Macaulay'yi. Sen Macaulay'yi takip ettin. Uzaktan uzaktan. Seni fark etmez zaten, spot çok da aramıyor. Doktor bu geçici bir şey mi? Yalnız olduğunu düşündüğü bir yere gelince köşeye çıkıp ağlamaya başladı. Ay geçici bir şey mi yoksa kalıcı bir şey değil. Ağaçları falan yumrukluyor. Ortalığı parçalıyor. Yani sebebinin olduğunu bilmiyorum. Sen söyle, bütün mekanizmaların şey duruyor, hipotalamusa kadar sinir sistemin de sağlam. O kadarını bakarak görmen biraz zor olsa da. Şey, yoksa tamam, sağlam değil, yoksa refleksi oluyor. Hipotalamus arada bir yerde sinirlerin şey yapılmış olabilir. Onun ameliyatı yok bildiğim kadarıyla. Yani kabaca şey gibi, hani nasıl desem. Ara kabloyu kesmişler gibi. Aynen öyle. Hani şuranın görüntü kablosunu. Rüya sırasında birisine bir şeye anlaşma yaptınız mı? Benim ilk aklıma gelen problem bu. Neil vardı karşımda, seni görmek istemiyorum dedim. Birkaç şeyi açıklıyor bu. Ama Neil'i görmek istemiyorum dedim. Genelde sözler çetrefilli oluyor ya bu konularda. Neil? Arabada uyuyor gibi, üstüne battan geçiyor. Ben seslendim Neil. Tepki vermiyor. Git yanına gidip dürtüyorum. Eşyalar döküldü. Kesinlikle histerik bir gülüş değildi yani. Macaulay arkasını döndü, kendini topladı. Dik bir şekilde geri geliyor. Saplamaya devam ediyor musun? Tamam, senin yanından geçti gitti. Araba kullanabiliyor musun ama? Sonra. Genelde o kullanıyordu. Gidelim mi buradan? Evet. Macaulay döndükten sonra mesafe açılsın, ben de döneceğim. Bak sopa da buldun sen. Seninle anlaşmış yaptım. Hiçbir şey. Pişt sen ona biraz daha kaçar. Insight. Bir türlü hatırlamıyorum. Ekstrem. Ne anlaşma yaptım dedim, hiç çekti. Macaulay bir anlaşma yapmış gibi, yani şöyle yapmadım. Hiç mi? Ha. Macaulay bir kapı bulup seni eve götürebilir misin? Ben onu sadece. Güzel. Macaulay ağlamaya başladı. İşte beraber gördüm. Şimdilik arabayı kullanalım. Kullanacağız gibi duruyor. Koyunuz mu diyorsun? Tamam, aynı rüya gördüm. Ha. Kendini toplamaya çalışıyor. Sen neredeydin aslında? Sinirlendi, çip ağacı falan parçalıyor. Psikoloji orada, psikoanaliz yapıyorlar. Yukarıdan izliyordum hani sizi. Rahatlatıp filan hani sakinleştirebiliyor muyum? Ağaçların etrafını falan analiz ettim. Ağaçların üstü başı biraz dağılıyor. Daha üstünde. Eşyalarını parçalayarak açmış her şeyi. Havadan. Beklediğinden şey daha zeki. Kendini çok güzel kurtarmış. Biz de kurtarsaymış keşke. Oscar'ın verdiği saç pini olabilir mi? Sizi kaç gündür tanıyor. Macaulay'ın neyi kaybolursa? Anahtarı. Pardon. Sizi kurtarmak için kendimi sıkıntıya atamazdım. Aşağıda ne yaptığımızı gördün değil mi? Evet. Benim ve bu adamın neye uğraştığını veya doktorun neye uğraştığını gördün. Bu adamın neyin üzerine çıktığını gördün. Evet. Kaç gündür tanıyorum diyorsun abi. Evet. Güzel, tamam. Vuralım. Yok, mezar... Bence yakma fikrine geldi. Yakalım. Bence de. Yakalım. Önce vuralım. Hayır, o zaman açık. Arkadaşlar, kapından vuralım. Önce eve dönelim mi? Sonra arabaya geç. Profesör, biz bu Neil'ı nasıl öldürürüz? Neil nerede ki? Bilmiyorum. O Neil değil büyük ihtimalle. Umurumda değil. Nasıl öldürürüm ben onu? You don't. Öldürmesen daha iyi. Sen ne yaptığını gördün zaten. Neye kabil olduğunu da gördün. Gidelim. Gidelim. En iyisi gidelim.
Neil'a ekstrem charm attım sakinleştirmek için. Neil'a. Ben Neil'a yiyorum. Nikolya'ya. Gerek battaniyeye böyle. Geçer. Daha önce yapmışsın, bir tanesini daha bulursun. Olmayacak şey. Sinirini çevreye değil de hani olabildiğince şey hani size değil de hani böyle objelere kanalize ediyor. Elini aldı random şeyler falan parçalıyor, oturuyor. Biraz daha sakinleşti. Ama kapı demeyin bir sürü. İçine sığmayacağız. Ben üzerine binerim arabanı. Tamam. Ön tarafa bindin sen. Cadıyı alıyorsunuz mu yanınıza? Hayır. Uçsun. Uçsun. Çok haklı. Kaç gündür tanıyoruz ki? Aynen öyle. Ben niye arabamızı alalım ki? Şimdi araba benim. Bir. İkincisi bu olan şeyi cadı çözebilir. O yüzden cadı benimle geliyor. Sürecek adam var mı? McCauley. Yürüyeceğim mi, arabayla mı geleceğim? Arabaya bindi hocam da. Görmüyor ki. Bindim çoktan dedi arkadan. Tamam, gel sonra sür. Sen buradan nasıl dönmeyi planlıyorsun arabayı sürmeyeceksen? Yani şu anda birbirimize hava atacak şey sen söyle ultimatum verecek şu durumda değiliz. Yaşlanmış şey doktor yaşlanmış duruyor. Bir tonton verecek durumda değiliz. Ya sürecek biri yoksa ben de kullanabilirim arabayı. Binin arabaya hadi gidelim. Okay. McCauley indi. Sana yardım ediyor binmene. Fark etmemişti o çünkü senin bir şey olduğunu. Götünden kan alacağım onun. Tamam. Az kalır az. Öldüreceğim. Hadi lan sürsenize. Sürüyorum. Eve mi? Eve doğru yola çıkıyorsunuz abi. Yol biliyor musunuz? Birkaç gün sürecek yol. Yolda bir yerde kalacak mısınız? Bir yerde kamp mı kuracaksınız? Kalabileceğimiz yer varsa... Yani, bir otel bir şey varsa yerler tamam. Var. Tamam canım. Tamam. Yolda random bir yerlerde duruyorsunuz. İnfa yardım ediyor mu adamı? Ben kendim ya. Ben kendim hareket etmeyi öğreneceğim. Kör kendim hareket et, kafana duvara vurduk şey. Abi sopayı kullanıyorum ya şöyle. Hayır, arabadan inerken ha. Kafayı vurdum. Ya o kadar hatırlıyorumdur orada şey var kafamı eğiyor falan. Şey değişiyor, oryantasyonun değişiyor. Alışırsın bir süre sonra daha, bir süre çarpacağım bir şeyleri. Alışacağım yani. McCauley yardım etti seni indirdi. Beraber indiniz, bir tane hana geldiniz. Paraları şeyleri falan verdiniz. McCauley senin cebinden aldı. Ödedi. Geri koydu. Yerleştiniz odalara. Akşam oldu. Daha stationery hani daha düzgün bir yerdeyken ben bir tekrar bakıyorum belki şeyim olur falan diye. No. Aa, ben etrafımıza koruma büyüsü kuruyorum. İkimize. Daha doğrusu duran yanımda sen var mısın? Zaten görüş değişmeyecek çok. Yani. Şöyle. Daha doğrusu. Cadı hariç. At. Kaç gündür tanıyoruz ki? Aynen öyle. Boşa atma. Bir. Okey. Yapmaya başladın şeyi. Yandı üzerinde hani. Lise kimya profesörü formatında. Ben direkt yatacağım. Kahkaha yankılandı. Yani cam açıp komik diye bağırıp kapatıyorum camı. Aşağıda adam baktı sana. Hiç bir şey olmuyor. Vuruldu. Yok. O bir süre hayır. Sen yapmıyor musun? Ben yattım. Ya yatmayayım. Ben yattım uyudum bile. Önemli. Okay. Herkes yattı uyudu. Here we go again. Bir koridordasınız. Geniş. Böyle. Görüyor muyum ben? Dört yön var. Siz şey labirent gibi ama yanlar hani ahşap duvar. Tavana açık yine. Evet, tek başımızdayız bir arada. Tek başımızdasınız. McCauley, sikeceğim yalnız bu işi diye bağırıyor yine. Duyuyoruz. Evet. Tam ortanızdan gidiyor ses. Duvarlar ahşap dedin. Hava akımı falan bir şey var mı? Hani şey çıkış yolu falan. Aynı malzeme mi? Ne? Aynı ahşaptan. Yani arada değişiyor plakalar. Monolitik ahşap değil abi.
Devam ediyorum ben kartı dümdüz. Önümde ne taraf varsa yürüyorum. Sese doğru mu? Dümdüz yönüne mi gidiyorsun? Dümdüz gidiyorsan sesten uzağa gidiyorsun. Ses sağından geldi çünkü. Dümdüz gidiyorum. Sen dümdüz gidiyorsun. Ben sese doğru gideceğim. Ben de sese doğru. Ben de sese doğru gidiyorum. Sese doğru. Sen yoksun. Siz beraber şeyde ilerlediniz. Bir saniye bekleteceğim sizi. Biraz dolaştınız. Sen uzağa doğru gidiyorsun. Siz sonuçta McCauley ile buluştunuz ortada. McCauley hiçbir yere hareket etmemiş. Çok yani zekice. Taş atıyor duvara. Zekice. Bunu bir süre çekeceğiz. Bu belli. Ben sıkıldım bu işten dedim. Ben de. Birbirimizi görüyor muyuz şu an? Sen sarsıntılar duymaya başladın. Kükreme geldi yine. Yine mi ya? Görüyoruz. Belki hani sonunu getirmediğimiz için midir işi? Hangi işi? Yaratığın. Yaratıktan kaçtık ya. Hala bize saldırıp hala o yüzden bir saklanabileceğim şey bir yer var. Labirentteysek. Labirent peki yoksa böyle yol. Yok hani karelerden oluşan geniş bir alan. O zaman Lord nerede? Sonsuza kadar gidiyor bütün yollar. Hepimiz bu işin içindeydik. Hani her 5 metre bir dönüşler var. İşte hani uymayan bir şey var paternet. Şu olmuyor. Belki başka yöne gitmişlerdir. McCauley'e doğru hani sese doğru gelmemişlerdir belki. Sen doğru. Abi. Onları bulalım o zaman. Ben bir zemin titredi. William. Sen hissettin, siz duydunuz sadece. William diye bağırıyorum. Bay William diye bağırıyorum ben de. William. William kim o? Benim. Seni yıkadığını unuttum. Arkadan sesini duyuyorsun. Sesleri duyuyorsun sen. William buralarda mısın? İlerden sarsıntıları duyuyorsun. Bunların tarafında mı gittiğim yön tarafında? Arkada. Sesleri geliyor bunların. İleriden sarsıntı geliyor kükreme. Koşa koşa bunlara doğru gidiyorum. Koşa koşa şey yaptın zaten. Bunlar sürekli bağırdığı için buldum bunları sonunda. Onun hani koşarak bir de gelmesini duyuyor muyum? Ya labirent değil de hani 5'e 5'lik kareler var. Araları 2 metre. Böyle bir grid düşünün. Okey. Dolaştığınız kadarıyla böyleydi yani. Dünyanın en sıkıcı kabusunda olabilirsiniz şu an. Birazdan eğlenceli olacak. Yaratık geliyor yine. Listen ekstremi tuttu. Sen spot tutmadı. Bakındın, duydun bunları. İleride de şey görüyorsun, yaratığı. Anne var yaratığı. Neredeyim ben diye duvarlara kafa atıyor. Duvarları yarıyor. İçlerinde böyle küçük bahçeler var. Ben büyük bir şey boyalarım. Onda yerde otluyor. Canı sıkılıyor, başka duvara indiriyor falan. Random dolaşıyor. Geçek numarayı mı çekeyim? Bunların sesini duyunca o yana doğru şey yaptı. Sonra hani yön bulamayınca bile yollardan tam sığmıyor. Niye bana sıkıldı yine bir şeyleri parçalanıyor. Ben de anlıyorum bunlardan. Benden zeki görünüyorsun, o yüzden soruyorum. Sizin sağınızda bir su sesi. Geçenki durdurmadı. Çeşme gibi bir ses. Gidelim mi? Çeşme. Gidelim. Gibi bir ses duyuyorsun. Gidelim. Su iyidir. Duvarın arkasından geliyor. Tamam abi. Tomahawk. Duvarı tıklatıyorum önce. Arkası boş. Yani şey kırılacak değil. Gibi mi? Kolayca. Zorlasanız kırarsınız. Bence ses çıkart. Giriyorum. Tomahawk'la. Yani. Tomahawk'la birkaç girişti. Az çatırdadı. Sonra beraber tekmeleyince üçünüz birine açıldı. Ortada bir tane bildiğin hani belediye çeşmesi gibi. Ha. Çeşme var. İki tane bank var. Bir tane ışık var. Gaz lambası. Üstüne bir tane güvercin var. Gutluyor. Ben boyalarımı sürüyorum yine. Sen ne yapıyorsun? Bunların hepsinin içi böyle mi? Ben yazıyorum. Şu an onların nerede olduğunu da görüyorum. Ne? Bunların hepsinin içi böyle mi diye ben ortaya dedim. Farklılar dedi. Büyük ihtimalle farklıdır. Siz oturdunuz, ne yapıyorsunuz? Kükreme devam ediyor. Fazla ses çıkartmadan gidelim ya. Size. Diğer tarafından çıksak. Zıt tarafına doğru. Çok kadar büyük değiller ki. Doğru. Zıt tarafına doğru koşalım, burada kalmayalım. Aynen öyle. Fazla ses çıkartmayın bence. Ya kokumuzdan da bulabilir. Ben koşmaya başladım. Sen koşmaya başladın, yaratık daha hızlı gelmeye başladı. Profesör parçalayarak kafayla yararak geliyor. İleride bir plakalarını düşünüyor. Ben de koşmaya başlıyorum. Profesörü koysun diye tutup itiyorum. Aynen. Arkasından koşmaya ben de başlıyorum. Koşmaya başlıyorum. Hep beraber koşmaya başladınız. Yardırdınız siz biraz daha şeyden. Duvardan çıktı. İnfaya, sana geliyorum. Aynı yer mi? Hı hı. Diye geliyor sana yine. Doğru. Çıkmadı.
Abi sizin o kadar kitabınız var. Dün gece baksaydınız ya neyle ilgili. Bu nedir? Nasıl kurtulunur kısmına? Ya 24 saatim yok. Olsa yapacaktım da. Güzel. Kafa attım sana. Çok güzel. İnfaya. 3 senete damage yedin. Bir arkadaki kutunun içine düştün. Kutu. Taşo vurdu sana. Tamam. Havalandı kutuya düştü. Okey. Kutu orada var mıydı? Yani şeyler var ya. Kutular. Şey dediğim. Gridler var ya. Kareler. Tamam. Onun içine düştün sen. Yüksek. Yok. Burası abi sizin şey, uyuduğunuz oda. Büyüdüm odamı. Hayır. Akşam uyudunuz ya hanım. Handaki uyuduğunuz oda, kenarda yatak var. Her şey normal mi? Yanımda odada uyuyan kim vardı? İki de anlat. Kimle uyuyordun ben? Ben de değil. Ben bu adamdaydım. Doktorla mı uyuyordun? Onu versene. Büyük ihtimalle doktor. Üzgün olarak kullanabiliyoruz. Kimle uyuyordun ben? Fark etmez abi. Orayı gördüm. 11. Tamam. Sizde sıra, ne yapıyorsunuz? Yaratık burada mı? 11. Tamam, o kadar ye. Ne? Yaratık bu tarafta. Ha, infayı aranızdan alıp fırlattım az önce. Güzel. En önden sen koşun için. Önde sen varsın, sonra arkada siz ikiniz varsınız. Sonra siz ikiniz vardınız. Sen bu, hani, bu benim önümde. Yok. Tamam, işte yakınsın. Yani şey, yani, İkinize dalacağım bu şey, sonra. Bu şeyi bariyerle durduramıyoruz. Bu bariz belli. Evet. Ben 20 MP'yi yakıyorum. Yine? Hayır. Banishment atıyorum bu sefer. Dene bakalım. Tamam. Pol atıyoruz. Ben 100'e atıyorum. 20'sini de yaktığım için. 5 attım. Whoops. Yemedi. Yaptın sen. Aha. Ben fark etmedim mi? Ne olduğunu. Çok güzel. Benim geçiyor. Oradan kaçıyorsun. İnfay sen ne yapıyorsun? Gideceğim. Odadayım değil mi? Aha. Bir pencere açıyorum dışarıda, her şey normal mi? Pencere açtın, yanında Lord Duncan'ı koşarken görüyor. Lord'a sesleniyorum, Lord. Lord. O zaten neydi, kaçıyor. Yanda pencere açıldı. Bakıyor. Bu herif otel odasının penceresini açmış, sana bakıyor. Ne yapıyor oğlum orada? Diğerlerini de alıp buraya gelsene. Yaratık senin de yanında. Güzel. Benim bir teorim var. Bundan geçen sefer nasıl kurtulduk? Uyuyarak. Yes. Yaptı. Profesör, siz şu anda gücünüzü kullandınız değil mi? Evet. Size bir süre ihtiyacımız olmayacak. Fıs. Uyunca kaybolacak bunu, bayıldım. Test ediyorum. Bu yere düştü. Yok oldu. Ben sana kafa atmak istiyorum. Ben akıllıları olur. Lasso atıp çekebiliyor muyum? Normalde. Şimdi dodge olasılığım da düşük. Kafa atarken lasso atıp çekebiliyor muyum? Bunu? Hayır, yaratığı ben yaratı ikisinden birini. Yaratığa denemeni isterim. Tam bunu. Lasso'yu atıp taktın, garanti. Onu veririm, stank atarsın. Bunu çekeceğim. Bence yaratığı çek. Başarırsan aynen, çok havalı olur. Kesinlikle. Başaramazsan da çok havalı olur. Evet. Başaramazsam ipi bırakırım ya. Denersin. Go for it. Ben bunu çekeyim. Abi, ben bunu vurdum çekeyim. Vurdum sana. Duvardan girdin sen de yine. Sen atıcın neye aldığını belirtmedin. 5. Doğru. Şöyle düş. İyi. Abi senin çıktığın duvar... bir hani böyle bir restoranın umumi tuvalesi gibi bir yer. Tamam. Kaliteli bir restoran herhalde, tertemiz. Yaratın boynuzu takıldı oraya. Tamam. Hani... Dışarısı ahşap, içerisi beton. Niye duvarı indirdi? İşte ve giriyor muyuz şimdi? Bütün duvar çıktı. Evet, ne yapıyorsun? Ben bunun yanına gidiyorum, gelin bana doğru dedi. Uyuyor muyum, uyandım mı ben? Hı? Sen dışarıdasın artık. Tamam. Sen yoksun. Tamam. Abi yatağa yatıp uyuyabiliyoruz mu? Ben yordu çağırdım. Yatağa yatıp diğerlerini çağırdım. Bir şeye girdiyseniz evet. E tamam, yatıyorum ben. Sen yatağa yattın, zaten bir böyle yorgunluk çöktü üstüne. Ben yatmadan diğerlerini de sesleneceğim. Hı? Diğerlerini sesleneceğim. Sesle. Şu an ben otel odasındayım ve beni görmek isteyebilirsiniz. Bence siz... Sen uyudun, yok oldun. Benim olduğum yere gelmeyesiniz yani. Bir şekilde gelin buraya. Bir şekilde. Ya da bana gelin. Fırat'ın yanına koşuyorum. Sen Fırat'ın yanına koştun. Sen yoksun. Help zaten. Me dog. Kafa ya, Lord yok. Yatağa doğru gittiğini gördün az sonra.
Cevap gelmiyor mu? Sesleniyorum ben. Ya da bana gelin diye bağırdım. Ya da bana gelin diye cevap geldi. Sonra ayak sesleri. Sana doğru değil. Sana gelen olmadı. Sana gelen olmadı. Aman kapadın sen orayı. Yanıma geldi mi? Hı-hı. Tek ekşimle ikimize birden bayıltıyorum. Bayıldınız. İnfa ya. Benim boyumdan bektim şu. Doge atar mısın? Benim monokulum düştü ya. Tamamen şeydi, 2 attım yoksa. Ne? 2 attım abi 158 üzerinden. Yine ekstrimi terse tutuyor. Şey olarak attırdım işte. Evet, ekstrim geldi mi? Hayır. Çek, güzel. Duvarı yardı. Üstüne koştu. Yatağı da aldı boynuzuna. Seni ısırdı. Beni nereden buldu? Tek şey sen kaldın ve az önce seslendin ya. Gözümün önünde bunlar yok oldu, senin sesini duydum. Okey. 6. Seni de? Aynen. Isırdı seni, salladı duvara fırlattı. Kafan çarptı, bayıldın, yok oldu. Sabah uyandınız. Sen bir şey göremiyorsun hala. Her yeriniz ağrıyor, bir hiç dinlememişsiniz. Siz üçünüz zaten şey... baş ağrısıyla kalktınız. Şeyin etkisinden dolayı. Olur öyle. Senin şişen azaldı. Rezervar azaldı. O bilince hızlı Londra'ya dönelim. Daha lanet şeyin ne olduğunu bilen var mı? Londra'yla alakalı değil galiba. Sen bir kitabı var. Bundan daha fazla. Herifin bir kitabı var. Ama bu şey de Londra'ya gideseydi alabilir. Ben kitabı veriyorum. Tamam. Profesör şu kitaba bak bakayım. Sen kitabı çıkardın çantanda. Kitabın kapağını okuyabiliyorsun. Aha. Parlıyorlar. Yani ışık halinde görüyorsun kitabı. Abi açıp okuyorum. Çevirdin. Yazıların hepsi okunuyor. Aa, açıyorum, okuyorum. Hatta normalde açtığında kapakla farklı bir yazı var. Şu an farklı şeyler görüyorsun. Tamam, çok iyi. Daha çok bilgi var üstünde. Hepsini okuyorum. Oturacağım, bütün gün okuyacağım. Library'i yüz atsana bir. Atayım. Dönüş yolundayız galiba. Sen. Ne? Dönüş yolundayız galiba. Dönüş yolundan önce bu kadının odasından Ekstrem ses. Ekstrem 009'a tuttu abi. Hı? 009. Kontrol ederiz. Sana ben bir not yazacağım o zaman. Sesini şey. Hazır tuttu. Şeyin odasına, Virginia'nın odasına kapı çalıyor. Virginia'nın yaratık odaya fırlattı. Sonra ben camı açtım. Bir şeyler yanlış gidiyor. Size seslenme ama kimse cevap vermedi. Anahtarı var sizin. Benim teorim tutmuyor. Bir lak yaktım. Pixlock'um tuttu, iki attım. Anahtarı vardı sizde ama açtım. Üzerinde bir lanet aldı. Virginia yatakta. Delikler var üstünde. Hani bir şey böyle... dolanarak hani şey var ya, solucan gibi bir şey içinden böyle parçalayarak yere geçmiş gibi. Ölmüş mü? Ölüm. Hiçbir şey olsun, yedi kalp tarih. Niye öldürdün ya cadıyı? Kendi kendine yaptın. Ne yaptın kızım? Kaşındı. Bir dakika, ne oldu ya, bunu açıkla. İzleyiciler merak ediyor. Açıklayın. Hani yayını sonunda bir mitos yaratığından slave bind deyip onun dediğini yapmazsan o şeyler olmuyor. Yatak burada değil mi? Şey yatak diyorum, yorgan şey burada hala. Çarşafı dolayalım, çıkalım. Yadıyor mu? Aynen. Yakacağız daha çünkü. Aynen öyle. Evet. Kesinlikle geriye bırakmıyoruz. Kesinlikle. Dikkat çeker. Aynen öyle. Bize de dikkat çeker. Notu Türkçe yaz bak. Tamam. Böyle İngilizce yazıp kullanma. Sonra çeviremiyorsun. İngilizce yazsın, infoya para kazanır. Sende bu arada şişenin hani üçte biri falan gitmiş. Yani iki kere falan daha yaparsın bunu maks. Ben şey sürekli kahve istiyorum. Arabaya onu çözmeye çalışacağız. Bence yaratığı öldürmemiz gerek kurtulmak için. Ama bir şeyler hazırlayabilmek için. Şu anki halimizde yaratığa zarar verebiliyora benzemiyoruz. Sadece kaçıyoruz yani yaratığa. O yüzden hani olabildiğince hızlı Londra'ya dönersek bir şeyler yapabiliyor oluruz. Hani... mümkünse uyumadan. Evet. Evet. O zaman infaya, markete git, köyün ne kadar şey varsa al, kahve varsa al. Bence birlikte gidelim doktor. Niye ben gidiyorum? Olur. Ben de bu sırada... Sonra sen arabaya hazırlanalım, gidince hızlı yola çıkalım. Aynen. Tamam. Yunus, gece sıktığın mermiler gidiyor mu benim? Yok. Okey. Blastler gidiyor. Mermi duruyor, merminin blastingi gidiyor. Ha. Okey. Kaç tane kaldı ondan? Londra'ya dönünce yapabileceğim tekrar çünkü. 15. İyi. 15 bin. Şey. 14. Cesedi arabaya taşıyalım. Biz Salomon'la.
Tamam. 13 pardon. Tamam biz de markete gidelim doktorlar. Tamamdır. Kalanını prof anlar. Ne olacak? Kalanında başka chanting manting bir şeyler var. Şeyden... Duncan, Will... Bu adam kitaba takılmış. Cüzdanı... Kitabı ters tutuyor bu arada. Bir şey demiyorum. Yani... Şey hevesli gözüküyor. Şey ya, cüzdanı alıyoruz yolculuk için hazırlık. Ya nereye yani gidiyoruz bir durun ya. Ya Londra'ya dönmemiz lazım. Tamam, her gece geleceğiz bu arada. Efendim? Profesör. Bu yaratık her gece geliyor bize, tamam mı? Evet. Banishment diye bir şey bu. Banishment ritüeli yapmamız gerekiyor. Büyük yaşlı bir ormanda dolunay sırasında yapılmalı. At, inek gibi bir hayvan kurban edilmeli. Onun dışında bir de aşağıda mambo jambo bir şeyler yazıyor. Onları sen birebir hani yazarsan bu okuyabilir. Yazıyorum, veriyorum. Bak bunlar yazıyor kitapta diyorum. Tam bunlar somatik kısımları. Şöyle verdim. Kısımları. Sendeki kitapları versene. Uzatıyorum bir tanesini. Okay, baktım. Templar kitabının şeyi. Bunlar da yazmıyor diyorum. Ben sana kitabı gömülüyorum abi direkt. Tamam, sen oradan bir şeyler ne öğreneceksin. Ne yapıyor bu arada? Occult'unu işaretle, session sonunda improvement at ona. Ne yapıyor? Kitap okuyor. Ama ters. Ters okuyor. Heves. Yani şey, büyük ihtimalle daha yeni atlatamadı. Normal. Yani. Ama kitaptan okuyarak söylüyorum. Kitap konuşuyorum, masada dururken okuyamıyorsun. Yeni aldım. Tamam. Onu şey görünce çözeceğiz. Yok, şu an... İnfaya. Bildiğin şey, görüşünü kaybedip gönül gözünü açtı değil mi? Hayır. İnfaya. Daha kötü. Benim eski kılıcım vardı ya. Şey diyeceğim. Onu getirir misin? Arabada gizli bölmede. Ben ona bir bakarım. Markete gideceğiz şimdi dönüşte getireyim. Dolunay ne kadar? Al gel. İşe yarar bir şey yap. Ben markete gidiyorum. Dolunay ne kadar var? Ne? Tam sonra eşyaları taşımaya yardım edersin. Okey anlaştık tamam. Yaşlı bir orman gerekiyor. Eski bir orman olması lazım. Büyük. Bu gallerdeyiz. Çok var. Ben İlk bir durumumuz köyde yine kalmamız lazım. Atınız da var. Bir daha. Yani acil durum için. Aynen. Yo, at daha mantıklı. Yeni at almak daha mantıklı olur çünkü. İnek aldı mı dikkat çekiyor. Birine şey yaparsın. Dikkat çekiyor inek almak. Şundan daha az güçlü ama yine de etki edecek bir şey yapacağım malzeme var mı köy marketinde? Tamam. Şey yapabilir miyim? Yani. Köy... Bayağı purified malzemeler istiyor. Uyku çağırma yapabilir miyim? Ya mal gibi uyutacak böyle düşen kişiyi. Onun işe yaramayacağını düşünüyorsun. He. Bak, yani. Söylüyorum bu her uyuduğumuzda tekrar başımıza gelecek. Ben kahve almaya gittim. Aslında zaten uykusuzluk şeyi yapabilirsin aslında. Uykuyu, yani uyumamamızı sağlayacak bir şey. O var ama bizim... ne olduğunu şeyde yayında söyleyemiyorum. Morfin diyemiyor muyum? Herkes şey, pardon, grip ilacı diyemiyoruz. Evet. O biraz hardcore evet. Grip ilacı. Döneminin grip ilacı. Evet. Morfin içeriyor ama. Evet. E morfin uyutmuyor mu? Orlak işte o yüzden çalışmıyor şey. O kadar koymuyor zaten içine de. Ben şu at arabasına gidip gizli bölümdeki kılıcı alacağım. Aldım. Okey, orada görüyorum. Gizli bölümde kılıç, tüfek, bir sürü şey var. İki tane, iki yere yapmışım. Okey, ben orada ne var? Her şey var abi. Her şey var hani. Adamın bütün armorisi yani var. Donatıyorum biraz. Tamam. Yani. Adamın bütün armorisi zaten var. Şamdıranım var, bir tane av tüfeği var. Tamam. Altı tane falan pistol var. Shotgun da kullanmaz. Getir silahları da getir. Shotgun da pistol olmalı. Shotgun bu arada point blank 6d6 vuruyor. Ama hepsini ayrı armor etkiliyor. Evet de hani. Yani, double barrel'sa 12d6 vurabiliyorsun Yunus, tek shot'la. Ben cowboy'um. Ne? Sen cowboy. Shotgun da kullanmazsın. Köylü değil cowboy. Ben o, arabaya çarşafı yüklüyorum abi. Zırt sesi vardı. Tamam ben de gidip köy marketten bulabildiğim kadar kafeindir, acı biberdir, bir şeydir. Bütün kahve ve çay stoklarını aldın. Evet. Köy şu an bir anda kalkındı. Hiç yoktan. Kimse uğramıyordu bu kadar alışveriş. Adamlar hani koyun ve patates çiftçiliği yapıyorlardı. Siz geldiniz. Patates değil gerçi burada şey, buğday diyelim. Yani. Köyü şey, satın alıyor. Dönmeden burada halletmemiz lazım. O kadar da değil. Tamam. Neydi onun adı? Yani Londra'ya dönmemiz lazım. Daha köyü görmedin yani yeni satın alıyoruz. Eski yaşlı bir ormanda yapmamız istiyorum lazım. Londra civarında çok bulabileceğimi zannetmiyorum. Her taraf öyle burada. Tamam. Yeni ata ihtiyacımız olacak. Kovboya ver o işi. Mantıklı. Sen bir kredi testini atsana ya. Şimdi ya, atın iyi mi olması gerekiyor? Bütçeyi zorluyor mu? Kötü olması lazım. İyi olmasına gerek yok. Kötü olmaması. Safkan mı olacak? Yok, kötü olmaması lazım. Büyük olması lazım. Büyük olması lazım. Ne kadar büyük olduğunu HP'sine göre. İri bir at lazım. Kaliteli at.
şeyi, ön kolu Lord senin kafan kadar. Sesler duyuyor. Alttan daha iyi şeyleri bulabiliriz ama biraz zaman gerekiyor. Gözü kaybedince... Aynen öyle, Daredevil oldu adam bir anda. Fil. Burada yoktur be. Zamanımız yok. Evet, 3 gün içinde bulmamız lazım. Atın, evet abi. Uyu suyu önemli mi? Çok değil, düz. Kafa, bacağı, kafan kadar götüremezsiniz. Ben duymuyorum gerçekten. Bacağı kafan kadar olan bir at. Klimadan geleni. Klimanın sesi var. Evet. Ben onun dışında bir şey duymuyorum. Para. Evet, klimadan. Bir dakika. Bir dakika, bir sessiz olun. Sizden. Gelecek ayki maaşından bir şey yapayım, bekleme yapayım. Herkes bir senti atsın mı? Yok yok şaka. Gel gel. Ha ilk defa sentim tuttu zaten. Abi şunlardan ses gelmesin de yani. Tamam yani, evet. Gidiyorsa gelsin. Bozulmasınlar. Aynen. Daha yeni. Ben sen at aldın. Sen bütün kafeyi stonu aldın. Evet. Sen ne aldın? Sen arabadan silahları aldın. Aynen aynen. Sen zaten oturuyorsun McCauley ile beraber. Evet, kitabı tersten okuyorum. Sen kitabı tersten okuyorsun. McCauley kasabadaki yanıcı, patlayıcı, bulabildiği her şeyi topladı. Tamam. Senden shotgun'ı aldı. Alamaz ki. Ne? Ver. Sülaleni yakarım senin dedi. Yapar. Shotgun benim, pistol alabilirsin. 5 tane daha var. Roll at. Tuttu. Neye? Normal. Hard. 16. Çekti aldı mı? Vurdu sana. Şey çekti aldı üstünden. Ya. Sanki iyi kullanıyor. Aldı. Shotgun olayı iyi kullanma gerekmiyor. Bir de çenene dayadı silah. Eli titriyor herifin. Shotgun olayı iyi kullanman gerekmiyor. O yüzden shotgun alıyorum. Gerizekalı. Vurması kolay. Uzaklaştı. Herkes malzemeleri topladı. Bindiniz arabaya. Aynen. Gidiyorsunuz. Sen bu arada şeyleri de biliyorsun. Bu tarz ritüellerde bir sunak gerekiyor taştan. Bulursunuz ama kullanacak. Herhalde. Kaya hani düz olsa yeter. History. Bu civarlarda var mı öyle bir yer? At yerine cadı yaksak oluyor mu? Ne? Cadınız vardı öldü ama. Ölüsünü evet, mü? Ölüsünü yakamıyoruz mu? Ha yani dur yakarız. Şey belli bir süre ilerledikten sonra köşeye yakalım, bir yere geçelim. Yapalım. Devam edemiyorum. Mantıklı. McCauley onu yapacak. Yaktınız, cadıdan yılanlar çıkmaya başladı hani yanarken. Onlar yani yakıp zaten sonra arabaya binerek meşaleye atıp kaç. Easy. Şey, History Hub bu civarlarda böyle şey eski tarih sit alanı falan var. Tamam. Ben de Nature World'a aldım. Eskilerin toplandığı bir müthiş orman alanı var. İdeal. Oraya gidelim. Tabii 3 gün orada ne yapacağız? 2 gün mü yapıyoruz? Dolunay 3 gün sonra. 3 gün sonra. Dolunay da yapmamız lazım. 3 gün uyumuyor muyuz? 3 gün uyumamak zor. Parça parça uyuyup uyanmasak daha mı? Parça parça biraz zorlayabilir ama. Tamam. Ormanda gittiniz. Navigation'ın şeyi falan seni yeter zaten. Okay. Buldunuz aradığınız yeri. Burası hani şey orman park alanı şey olarak kullanılıyor. İnsanlar gezmeye falan geliyor. Siz kenara bir yere tenha çektiniz. Korucu falan gelirse artık döversiniz bilemiyorum. Yani. Korucu gelirse şey yapıp koruyucuya köşemize selam vermiyor mu silahları gösterip? Yani sonra daha çok adam da geliyor ama. Geçtiniz. Aha. Yağmur yağıyor. Hava leş. Tatsız. Evet. Ben kitabı okuyorum. Sen aynen kitabı okumaya devam ediyorsun. Ne arıyorsun özellikle? Aradığın bir şey var mı yoksa random subjectlerden okuyalım mı? Ya hayır, kitapta ne yazıyorsa hepsini okuyacağım. Şey. Sıradan okuyorsun yani. Ha, sen randomlar yani bana okay fark etmez. Abi bir tane şey duası var. Kutsama duası. Lanetlere, şeylere karşı korumacı için. Ama öncesinde yapılması gerekiyor. Sonra da laneti kaldırmıyor da. Hmm. Hani bir laneti durduruyor yaparsan. Ha, okey. Çünkü bir hayvana ihtiyacım var böyle kurban etmem. Onu bir not al, sonra yapmayı denersin. Yapmışız. Onu yapmazsan bir gün ne oluyor ne olur? Okuyup anlamadım. Resmi eyleri alamıyordun. Hı? Aa, Paul ve Edu dışındakiler. Alabiliyorsun. Okey, ne yapıyorsunuz? Yani arada bir gün uyumamız minimum gerekecek. Evet, evet. Yeterince kafeininiz var, bugünü uyumadan geçersiniz. Abi, işte iki, yani yarın uyuyalım, sonra uyumayalım. Evet. Çünkü bir gün uyumamız gerekli. O zaman evet, uyandığımızda, yoksa istasyonlar başlar. Uyuduğumuzda direkt bir yerde buluşuyoruz. Evet. Tamam mı? Hı-hı. Sen güzel bağırıyorsun, sen bağır. Orada buluşup sen bizi tekrar uyutuyorsun. Tamam. Birimizin kafasına vursa, bayılsa falan işe yarar. Büyük ihtimal yarar. Niye yaramaz? Da şey, sonrasında kanama falan geri geliyor ya. O hasar problem da veriyor olabiliriz. Evet. Evet.
Zaten şey, biz uykumuzu doğru alamadık. İlacın etkisinin negatifliği var. Normal uyumamız mümkün mü diye bakalım. Sen aynen, öyle kurtuldum diyordun. Evet. Ama odayı buldum da uyudum ben. Yatak matak. Şimdi eşyalarımız olduğu gibi mi geliyor, yoksa hani pick and choose mu yapıyor adam? Üstünüzdekiler. En azından bir sırt çantam varsa şey, sırt çantamla mı geleceğim? O günü geçirdiğiniz eşyalar. Tüfek. Yani çünkü yatarken hani kitap, şey, siyahınız kıyafetinizle uyumuyorsunuz ya genelde. Ne? O gün yanınızda taşıdıklarınızla uyandınız. Tamam. Hani, sanki o günün sabah toplanıp hani eşyalarınızı alıp devam etmişsiniz gibi. Tamam, sırt çantalarımıza yatak al... Şey... Onni 35 support, 27 kişiyle baskın yapmış. Çok teşekkür ediyoruz. Çok basıldık ya. Evet. Ben gerildim. Bir zamanlar bu adamlar... Bak şimdi, bak lafa bak. Bir zamanlar bu adam prensleri ağırladı. Şimdi 33 yaşında kör oldu zaten. Dul uşağı isyanda. Evi harabe, yazık ya. Vallahi kardeş, dizi senaryosu çıkartacağım ben bundan. Senaryo benim, ne oluyor? Sırt çantasına katlama yatak. Bedrol. Denersin. Deneyelim. Tamam. Uyuyor musunuz şimdi? Bir gün uyumadınız. Bir gün uyumadık. Evet. İkinci gün sabah oldu, akşamına geldiniz. Zaten gözler kan çana, hayatınızdan aynen, nefret ediyorsunuz. Tamam işte bu... Herkes uyumamak için. Senin avantaj uyutuyor. Gözlerin yorulmuyor. Evet. İki gözlerin... Sürekli kitap okuyorum ben. Sürekli kitap okumaya devam ediyorsun. Kimse bana kitap ters diye söylemedi değil mi? Yok. Şey, morali... Morali bozmayalım diye. Gerek yok. Abi, kitabın arka devamında bir tane şey sayfası buldun sen. Kılıç yapımı anlatıyor. Yalnız kılıç hani herhangi bir kılıç değil. Oh. Hani özellikle böyle mitolojik yaratıkların kellesini alacak, Medusa'yı öldürecek falan, öyle fantastik kılıç nasıl yapılır diye anlatıyor. Tamam, ne gerekiyor malzeme abi? Bayağı bir şey gerekiyor, ben uzun vereyim bunu sana sonra. Not al sen bunu yine. Tamam. Zaten hani şimdi yapabileceğim bir şey değil. Avatar'daki Sokka'nın kılıç yapımı gibi oynarsın orasını. Şey... Profesör. Efendim? Bak bu kitapta çok güzel şeyler varmış. Mesela öyle lanetten mi? Koruma büyüsünün yapımını öğrendim. Uzundan baktığında gerçekten onlar yazıyor. Ondan sonra... Çok detaylı değiller sadece. Ben şey, elimi şöyle bir geçiriyorum gözümü. Kılıç. Şöyle yapıyorum bir yandan. Sesi duydun sen sadece. Önünden şey, kılıç şey sesi geldi. Şey, bak, oyun oynamayı bırak profesör. Şunu bir ödünç alalım mı? Hayır. Bir bu kaldı elimde. Bu arada sorunlarımızı çözebilecek bir kılıç yapmayı buldum. Yok, o kitapta senin eminim birçok şey var. Da bu arada üstünde ne şey... Parlıyor mu bir şey? Topuzunda şey, bir tane kılıç, taş var. Evet. O parlıyor. Aldım kılıcı. Yani onu da görebiliyorsun. Kılıcı şey, doğru durumunda bulabiliyorsun. Kılıç keskin mi bu arada? Yani. Yoksa ne işe yarayacak? Ha, şey değil yani, paslanmış falan, bakımını yapıyorum dedim ben ona. Neden kılıcı tamam, bakımını yapmayı bıraktığın anda kullanılmayı, şey, kullanılabilir olmayı anında bırakıyorum. Ha doğru. Aa, zaten ters tutuyor değil mi? Tamam, karşısına oturuyorum ben de o zaman. Tamam, göremeyeceksin. Farkında yani. Ters derken ters yüz tutmuyor, baş aşağı tutuyor. İşte tamam, karşısına oturuyoruz da. Şöyle. Tamam. Yandan şöyle okuyorsun aynen, sen de. Ve şey, ne yazdığını öğrenmek istemiyorum. Şey, kabaca fikir edineceğim sadece. Hani şey, bizim şeyden... Peki bu kılıç, Morgana'yı öldürebilecek bir kılıç mı? Denersin. Bir şey soracağım, bizim öğretilerden ne kadar farklı bu? Ne? Bahsettiği şeyler. Daha sulandırılmışı, araya biraz daha Hristiyan teoloji katılmış. Peki ben öyle okuyor muyum? Yani ilk okuduğumdan farklı bu benim değil mi? Ben bu kitabı okumuştum. Daha detaylı. Ya, okuduğun sayfalarda daha fazla yazı vardı. Daha sıkışık yazılardı da. Kanalın formatı masaüstü rol yapma oyunları. FRP dediğimiz. Hı-hı. Öyle bir soru gelmiş. Bir karakter açıyoruz. Farklı sistemler ve settingler var. O sistem ve settinglere göre, o kurallara göre oyun oynuyorsunuz. Bu oyunumuzda Call of Cthulhu, Cthulhu'nun çağrısı diye bir oyun. Böyle kötü yaratıklar var, cadılar. Korku, fantezi. Yani. Lovecraft'ın eserleri Morgana falan var. Biz de şimdi... Dunwich Horror'dan başlayabilirler mesela. Kesinlikle. Başlanması olanlarından biri var. Onun dışında evet, mesela çok duyduğunuz çok D&D var. Pazartesi günleri onları oynuyoruz falan. Hı-hı. Hani izlerseniz geri kalan videoları da, geçmiş yayınlanan videolarını da YouTube'dan bulabilirsiniz. Kaçırdığınız bölümleri oradan izleyip senaryonun nerede kaldığını yakalayabilirsiniz. İşte karakterlerin detaylı, yani aşağıda isimleri yazıyor. Sorunuz varsa yavaş yavaş cevaplandırırız ara ara. Evet, devam edebiliriz. Okey. Uyuyor musunuz şimdi ikinci gecenin? Evet. Yani, ama ikinci gecenin akşamı diyordum yani. Uyumadan önce
Yani sen demiştin ya profesör, acaba ayrı ayrı mı yoksa? Mantıklı olur mu? Ya sırayla uyumayı deneyelim. Yalnız kalırsınız bu sefer evet, de bir yandan. Evet, onu düşündüm. Yalnız kalmak daha kötü bence. Evet. Hemen en kötü şeyi yara atıp topluca hepimizi indirebiliyor. Evet, Kodri meydan. Okey, uyuyor musunuz şimdi? Evet, evet. Backpacklerimi bu arada cadının daha konuşkan bir karakter açmasını istiyorlar. Tamam. Cadı çok mu sessiz yani? Cadı evet. Öldü ki. Cadı öldü. İşte cadı yeni karakter açıp gelecek. Okey. Ama hala cadı diye sesleneceğim ona. Olur. Tamam, uyuyoruz mu? Uyudunuz abi. Abi ben kılıç mılıç yanımda, bütün gün onlarlaydım. Uyandınız, sen tam bir elinde kitap, bir elinde kılıç uyandın. Ağzınıza sıçtım şimdi, gelin lan buraya. Lan buraya geldim. Şimdi, bu sefer daha ilginç bir yerdesiniz abi. Alan dümdüz açık. Aralardan ve damar hani şeyler, hani kanallar halinde su akıyor. Bazı kanalların üstüne atlanılabilir, bazıları çok geniş. Otlar, sazlıklar falan var yani bazı yerlere göre. Rüzgar da tamam. Akıyor. Birbirinizi görebiliyorsunuz çoğunuzu. Tamam. Mekoli'yi göremiyorsunuz aranızda bir tek. Ta arkalardan bir yerden de kükreyen bir yaratık sesi geliyor. Mekoli bağırıyor. Mekoli peşimde diye bağırarak koşuyor size. Dolaşa dolaşa geliyor herif. Ben de bağırıyorum, gel buraya. Yaratık bu arada suları geçebiliyor biz çizgi halinde. Sırt çantalar yanımızda mı? Bedrollar. Ha. Şey bu arada, bazı yerlerde sazlıklar böyle daireler halinde, hani yine ortalarında bir şeyler varmış gibi. Gruplar halinde bir sürü yerde var. Evet, bir sazlığın en yakın şey sazlığın içine giriyor mu abi? Bu yuvarlaklar bizim kamp alanımıza ne kadar benziyor? İt atabilir miyim bunun için? Bir miktar, ya boyutu benziyor. Güzel. Okey. Koştun. İlk sazlığa girdin. Açtın, abi koca bir çukur içinde yılanlar var. Kaçıyorum geri. Engerekler sana doğru geliyorlar. Blackadder'lar. Yaktığımız yer. Şöyle tuttum kılıcı. Gelenin kafasını keserim. Çok fazla var bence, kaç. Kaçıyorum. Isırdan kötü oluyorlar. Sazlıkları kaçıyorsun sen. Kovalamadılar çok zaten. Kafayı çıkarıp ben başka bir fazla yerim. Okey, ben de. Biz de ikimiz beraber başka karışık bir geziyorsunuz. Yani Mekoli yardım edin diye bağırıyor. Göz yardım edin. Ya sesimize doğru gel. Ben Mekoli'ye koşacağım. Götümde diye bağırıyor Mekoli. Mekoli'yi kendin alır mısın? Evet. İyi tamam. Koşuyor yalnız Mekoli şu an. Ben Mekoli'ye koşuyorum. Sen tamam. Başka bir sazlığı açtın abi. Şey, perdeler vardı ya böyle şey. Tül. Hah, tül bir perde var karşıda. Açtın. Abi içeride yatan insanlar var. Böyle güzel kızlar falan var. Sana şey yapıyorlar. Burası da değil. O başka bir rüyaydı diye. Evet. O sonra. Bizden başka bir tanesine bakıyorum. Ben Mekoli'ye. Sen Mekoli'ye koş. Yani sazlığa geldim, vazgeçtim, koştum Mekoli'ye. Evet. Ne gelecek mi sana? Okey, güzel bir şey. Biz bir sazlığa açıyoruz. Random bir tanesini açtınız abi. Sen sazlığa açtın. Kocaman cibinlikli çift kişilik queen size bed var. Atlıyoruz. Bundan kimseye bahsetmiyoruz deyip yazıyorum. Girip yattınız ya. Gördün mü onları? Uyuyamıyorsunuz. Yattığınız yer değil. Kişi batıyor sürekli size. Yatağa kaldırıyorum. Şey, fasulye. Fasulye yağmur. Benzer yeri çekeceğiz altından. Fasulye değil de şey var. Tamam, fasulye. Taş var. Tamam. Attın. Aynen. Yatağı topladın. Hala uyuyamıyorsun. Çünkü sen prenses değilsin, onunla alakası yok. Onun... Fuck. Yani yüzüm sefer uyuduğunuz yerde uyuduğunuzda uyumuştunuz. Hit atabilir miyim? Kabaca kampın neresinde? Kavaya takta uyuyabilirim ben çünkü prens. İyi. Kabaca kampın neresinde olabiliriz? Hit atabilir miyim tahmin etmek için? Hoş geldin Don Kişot. Ben de random açıyorum. Abi Mekoli'ye dalıyor yaratık. Iskaladı lan. What? Abi Mekoli koşuyor. Yaratık geldi. Mekoli yana attı kendini. Deri hani şey, akarsuya. Akarsuya saldı kendini. Yaratık ıskaladı ucundan. Mekoli'nin ceketi biraz kaptı. Yardım edin diye yüzerek koşmaya devam ediyor. Yüzlü koştu, sudan devam ediyor, çıktı. Ben başka bir sazlığa giriyorum abi. Sen başka sazlığa giriyorsun. Yakın yerlerdesin. Ben de bu sazlığa. Sırayla bakıyoruz. Tamam içeri. Abi. İki attım. Sen başka bir sazlığa açtın. Hapishane gibi bir yer. Kafeslerde insanlar var. Yukarıda bir tane adam dürtüyor bunları. Metal çubuk. yapıyor. Kapat kapat, çok yanlış yer. Bu benim yedinci bombok bir yere çıktı. İki attım. Sen? İnter. Sen oturduğunu düşünmeye başladın. Aha. Ya durdun yerinde. Aha. Yaratık buna döndü. Onu görüyorsunuz. Dişlerine dönüyor. Mekoli daha iyi koşuyor çünkü. Kime döndü yaratık? Buna doğru geliyor yaratık. Beynimizi kullanmadı. Bir dahaki tura gelmiş olacak. Öyle çalışmıyor bu şeyler. Hızlı düşün. Sen Mekoli'nin yanına geldin. Yardım İki attım daha ne kadar hızlı düşün. Bizim peşimizde değilse. Evet, yanımızdan geçti, ona koşuyor. O zaman biz de sazlık arayalım. Sazlıklara bak. Çünkü şeyi harcamayalım. O bana diyor çünkü. Sen zanatma.
Random açtın, bir tanesini açtın abi. Herifin teki baktı sana. Abi ateş var mı dedi. Kapadın. Nekoli birini açtı. Bir tane kadın çığlık attı, giyiniyorum burada diye bağırdı. Nekoli kapatmadı. Yok kapattı, başka derdi var onun. Ölüyordu neredeyse herif. O sonra. Arada. Sen durdun. Yönleri şeyleri aya baktın. Buna göre şu arkadaki dedim. Şuraya koşuyoruz. Koş! Şuraya diye gösterdi, yaratığın arkasında kalıyor senin için. Sizin için yaratığın arkasında kalıyor. Bizim için? Siz koştunuz, sen yandan geliyorsun. Ben ondan girdiği yere bakıyorum özellikle. Sen de aynı onun yanındasın. McCauley ile sen koştunuz. Açtınız abi şey sizin kamp alanı. McCauley sen gir, ben yerlerini bekleyeceğim. Beraber gidelim dedi. Bir kere tek gittim, bir daha yapmam onu. Tamam o zaman diğerlerini bekleyeceğiz. Ben onları hızlı uyutabiliyorum. Yetişemezlerse. Egen dedi, gidelim onlara yardım edelim. Tamam. Ha bir saniye dedi. Çantasından şey çıkardı. Yaktı. Yes. Meşale. Tamam. Yanıyor. Yürü. Yürüyoruz. Biz bunlara doğru. Size doğru charge atıyorum abi. Dodge. Uf, 6 attım. Bunu niye söyledin? 2 attım mı deseydin? Doğru dedin. Elimi çarpınca 2 oldu. Ekstrem. Sen direkt hani şey, iki boynuz geliyor ya, iki boynuzun arasından çöktün, bacağını dojladın, kaçtın. Baya hani şşt yaptın arada. Baya başarılıydın. Ben şu tüfekle bir ikiye sıkayım. Hadi sık, rahatla, içinde kalırsın. Ay. Sana daldım. 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 6. Ve... Abi iki tane ekstrem geldi. 0 oldun mu? Yok, 36'dayım. Ha, şimdi mitosum geçti. Tamam. İkisi de ekstrem. Sen uçtun. Şimdi ben kaç vuruyorduk biz ya? Nereye şey, doğru? Tutup geriye fırlattı seni. Harika. Suya düştün, sıvı atacaksın. Tamamdır. Sen sık. İki tane ekstrem attım ben. Tamam. Atamazsan çekerim. Shotgun mı? Yok, benim kendi tüfeğim var ya. Tamam, av tüfeğinle. Aynen. Shotgun mı olmaz? Damage'ları full alıyorsun zaten ekstrem attıysan. Yok, full alıp tekrar atıyor. Full alıp zar atacaksın. O zaman 1D8, 6, 14. Tamam, bir de zarını at. Bir de artı 3 daha var. 17, 17, 17, 30. 4, 1, 7. Dur hepsi. 17 artı o attın, 17 artı o attın. 20. 20, 21. 3 evet, daha. Evet, şey söyle, bonus söyle sadece. Armor'u zor geçiyor zaten. Ha, 4 artı 3, 7. 7 mi attın zarı? Evet. Tamam, 8 yedim. 9, 3 daha 11. Şey, 12. Tamamdır. Bir de bunlara fulleri var abi. Hani yandan vurdun ilkini. Tüyler uçuştu. Hani şey, kılları uçuştu. Bir daha vurdun aynı yere. Oradan kan akmaya başladı. Yaratıkta acı dolu sesler çıktı. Kafayı sana çevirdi. Şimdi ben koşuyorum odaya. Sen koşuyorsun odaya. Siz? Zaten ben koşuyorsun. Mekoli geldi, seni tutu çekiyor. Yani güzel. Ben ip atacaktım diğer sürü. Ben de doktorun olduğu yere koşuyorum. Yürü 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 yürü. Kendimi. Siz daldınız şeye. Bu herifi attı yatıra direkt, uyudun sen. Evet, uyku tamam. Tulumuna fırlattı seni, uyuyakaldın tamam. Sen zaten. McCauley diğerleri nerede dedi, seni aldı içeri attı. Sana geliyor. İnfaya, tamam, Lord'a yardım edebilirsin, kaçabilirsin. Kaç oğlum, kaç. Sen açıktasın şu an. Sen artık özgürsün. Adam Van V1'ını alsın, gel. Oğlum hemen geliyor mu ya? Oha. Siz hani engellerin etrafından dolaşıyorsunuz, ben düz geliyorum çünkü. Su sığ benim. Ben Duncan'a yardıracağım. Tamam. McCauley de sen de geliyor o zaman. McCauley sen diğerleriyle şey yaptın. Hard'ı tutuyor abi. Zor. Peki dedi, o da yaptı. Hard'ı tuttu. Sen koştun koştun, attın kendini. Yanından geçti, çok uzağa gitti, yavaşlayamadı. Hani bir action daha sürecek benim dönmem. Koşarsınız o sırada. Okey. Bunlar geldiniz yan yana. Sen koşuyor muydun? Koşuyoruz. Sen kaçıyordun zaten. Okay. Doktor sana doğru koşuyor, infay senden uzağa koşuyor. Şeye doğru. Koşsuz. Halkaya doğru. Evet. Evet. Geldim canım. Yetiştiniz ortada, sen çalılara geldin. Attın kendini yatağa. Yok oğlum. Kaçabilir miyiz çalılara? Yetişirsiniz herhalde, belki yetişirsiniz. Kullanma. Canım, çevirsek şeylere. Yetişemezse yan yanarken patlatabilirsiniz. Evet. Yani. Ben koşuyorum size doğru, yetişemedim. Koştu koştu koştu, çalılardan içeri attınız kendinizi. Abi, tam böyle giderken bir tane sıkayım lan. Açsana şeyi, çalıları. Açıyorum. Açman zaman alır çünkü. Sıkıları tamam. Dağıttın sen. Akıtıcı bir sürü yatağı uyandı. Stresli bir gecenin altından gün doğdu, sen yine karanlıktasın. Sen de sadece geceleri görebiliyorsun aslında, o da güzel bir şey sana.
Don Quixote zaten çok fazla yayın yok. 5 tane 5. oyun galiba bu. Galiba. Aynen. Çabuk izlersin. He. 6 herhalde. 6 da olabilir. Aynen. Galiba. Geçen hafta 5'ti bu 6. oyun. Çabuk evet. izlersin, yetişirsin. Her gün bir tane izlese yetişiyor hafta. Yani. Uyandınız abi. Güzel. Lanet olsun. Bir tane korucu geldi. Ne yapıyorsunuz burada? Yalnız kamp yapma, ateş yapma yasak burada. Tamam, söndürürüz. Söndürürüm, bilmiyorduk ya. Burada kamp yapmak yasak arkadaşım. Toplanın gidin. Tamam, çok pardon deyip toplanıyoruz yavaş. Adam bekliyor. Dön. Toplanın gitmenizi. Beklesin. Toplanın. Nerede kamp yapabiliyoruz? Şöyle durdum. Bu alanda yasak direkt. Niye? Şimdi ayarlanmış bir bölge var, orada yapabilirsiniz. Gördüğünüz şeyin yanında niye yasak olsun burası? En güzel bölgelerden birisi. O yüzden zaten burada kamp yaptırmıyoruz, güzel kalsın diye. Ya bakın, biz İngiltere'de o kadar yol geldik sırf burayı görmek için. Bak ben sırf Amerika'dan geldim. Adam Zambiya'dan geldi bak. Zorluk çıkarmayın, ben de emir kuluyum. Bence de zorluk çıkarmayın. Sen bizi görmemen için ne yapmamız lazım? Devletin bir memuruna rüşvet mi öderiyorsun sen? Hayır. Yok arkadaş, soru kör zamanı şuraya bakıyor. Evet. Arkadaş şöyle. Kör de espri yaptı deyip. Ya ben göremiyorum da hani sen de beni göremezsen nasıl olur? Körüm. Burada daha kalıyor. Evet, o kadar komik arkadaşım deyip hani giyinmesine yardım gerçekten etti. Gerçekten rüşvet öderiyorsunuz. Pekala. İsminiz neydi sizin? Lord William Duncan. İyi yaz. Lord deyince bir. Kamp kim? Ücretlerini ödediniz mi gerekli makamlara? Onlara elden teslim etmemiz gerektiği söylendi bize. Evet. 10 pound. Adam başı mı? Adam başı. Çünkü neden olmasın? Tamam, 20 pound veriyorum adam başı. Çok sorgulamadı. Lord karşıda ateş yapmayın dedi. Tamam. Yok merak etme. Çalara uzaklaştı. Lord deyince bunu şikayet etsem bir bok olmayacak, bari nefretimi alayım dedi. Hani şikayet ettik, kurma parayı yedirecek herif, ne gerek var? Bana yedirsin. Yani bir de bunun işinden falan kovdurtur bir yine dedim. Evet. Ne gerek var yani, bir şey yapayım. Oldu. Strum yine cheer 5 cheer yollamış. Ha. Abi teşekkür, çok teşekkürler. Bu arada bir abi, duyurumuz D4 var, onu da söyleyeyim, arkadaşlarınıza da söyleyin yayın. YouTube'da 1000. aboneye evet. özel zar veriyoruz. Hani 1000. abone olana zar vereceğiz. Bir de ekstra 1000. abone şerefine Twitch'te bir çekiliş daha yapacağız. Şimdi zar çekilişi. Bir abone olmak için beklese ya. Vallahi 999. Hayır, kimse o zaman hiç sağlamaz. Takılı kalıyor. O zaman kimse sağlamaz. En azından çekilişte yine bir şansları var. Pekala. Bugün ne yapıyorsunuz abi? Kafein stoğunuzda uyumayabilirsiniz ama ritüelde biraz yorgun olursunuz. Penaltı zarı alırsınız. Yapacak bir şey yok. Tamam. Yani risk atmaya gerek yok uyuyarak. Uyuyalım. Yani. Ritüel de risk. Şimdi bu ritüeli ben mi yapacağım? Hı? Profesör yapar. Tamam. Hangisi o zaman ben mi? Uyumayacağım, kitabı okuyacağım. Bu kitapta bayağı faydalı şeyler. Hayvanların falan da çekiyor. Yaratığı da çekecek büyük ihtimalle başta. Haliyle. Buraya çekip ben işlemen gerekiyor ya. Ha. O yüzden hani bariyer de atsan iyi olabilir. Tamam şimdi. Yaratık fiziksel bir şey mi ki? Detaylardan... Şimdi doğruya doğru ben detayları da anlatayım size. Bu ritüel, bu bahsettiğimiz gördüğünüz alanı komple çevreleyeceğiz. Tepeci tozlarıyla şey yapacağız. Hayvan ortada kurban edeceğiz. Bak sahte hesap diyorlar. Çok mantıklı. Siz konuşun. Külle döşeceğiz. Sahte hesap açıp girin. Hayvan ortada kurban edeceğiz. Sonra bininci olur. Evet. Halledilir, o dert değil. Fark etmiyor. Bana 1000 tane abone lazım arkadaşlar. Gerek gerekli şeyleri, keltik sembolleri çizip onun üzerine dua etmeye başlayacağız. Bu yaratık da buraya gelecek. Problem orada. Yatık geldikten sonra ne yapacağız? Önemli olan kısım burada. Geldikten sonra büyüyü bitireceğiz ve ondan sonra dağıtacağız. Hayvanı kesiyorsun. Tamam. Hı. Çağrı yapılıyor etrafa. Her şey gelmeye başlıyor buraya. Yaratık da geliyor. Haliyle. Ondan sonra sen asıl ritüelin somatik okumalı aynen. bölümlerine başlıyorsun. Oralardan Will zaten ve Magic düşüyoruz. Aynen. Ondan sonra hani 3 success attığında sen. Ben iş. Aynen öyle, ben işine tamam, yok gitmiş oluyor. Fail'lama ihtimali var mı bilmem? 3 tane hard success gerekiyor. O durumda kaçın derim. Yani fail'lamıyor da sizi yiyebilirim ya da şey hani ayı giderse diyor. O dolayı yapmamız var. Lazım. Bütün gece ama time limit'i. Ha şey ayın önüne bulut geçerse falan o sırada bitiremiyorsun büyüğü. Bozulmuyor da hani. Bir ayı ışığının direkt vurması gerekiyor kana. Bir şey soracağım.
Yağmur yağacak mı akşam? Bulutlu mu? Kendi kanınıza da ihtiyacımız var. Evet, yağmur yağacak mı? Düzgün uyandık değil mi? Biz şu an düzgün uyandık. Hiçbir sıkıntı yok. Ya yorgundunuz yine de o kadar da değil. Şey, yatsak şeyle kalksak. Doktorun ilacıyla direkt uyansak. Penaltılar alır mıyız? O çok kötü. Ya. O daha kötü yapıyordu sizi. Ha. Zorlu uyku ilacı daima kötü bir şey. Onlar senin uykunun kalitesine bakmıyor. Bu sefer uyumuş gibi uyandınız hani. Geçen sefer uyuyamamıştınız. Yine penaltılar alır mıyız uyanık kaldım uyanıksız gibi o yüzden dedim. Alacaksınız. Tatsız. Ya benim penaltılar almam bir şey fark etmiyor. Senin bir tek şey yapman lazım. Evet. Senin de en hızlı şekilde çıkman için... Tamam ben de uyuyayım. Ben tüfekle ona bayağı bir acı yaşattım. Güzel acılar yaşattım. Başladım şimdi bitireceğim yani. Yine devam ediyoruz. İkiniz kombine fena vurmadınız bana. Sıkıntı değil. Silah kullanmak benim işim. Hani görüşünüzle. Sadece geceleri olduğu için. Burada o kitap tarihi şeyler içeriyorsa işte. Görüşünü eskisinden daha iyi hale getirebilir. Bilmiyorum. Şu an bir şey vardı görebiliyorum. O kitabın bir yerinde. Evet abi ne yapıyorsunuz? Doğru yere okumaya uyuyacak mısınız uyumayacak mısınız? Uyuyalım. Hazır, uyuyalım. Malzemelerini hazırladınız zaten. Aynen. Kül lazım dediniz. Mekoli gitti zaten. Senle beraber ağaç kesiyorlar şey yapıyorsunuz. Hani yakın kül küllerini topluyalım. Onu çok geride yaptınız oğlum. Aynen. Ve yılanlar çıkıyordu. Bir de ayın oğlum şey, lan o şey. Ateşin etrafını kapatalım ki dışarıya ışık vermesin. Bir daha sağa sola mı top olmuyor. Aynen. Kumandan yakalanırsınız zaten. Yani. Gündüz vaktiniz değil gece mi? Gece gezmiyor. Ya ateşi yakmaya hazırlanıyorsun zaten şu an yapmıyorsun. Benim için her yer karanlık olduğu için sıkıntı yok. Şimdi yakmayacak zaten. Hazırlığı yaparken yapacaksınız. Okey. Kovboy niye seçmen şapka takıyor diye sormuşlar. Ne? Seçmen şapka takıyor diye sormuş. Daha hala cevap bulamadık çünkü ona. Karar veremedim bence yani. Bence bu güzel. Adam ne olsam diye. Peki abi uyuyor musunuz uyumuyor musunuz? Uyuyoruz. Uyuyoruz. Hep birlikte. Abi gündüz vaktinde ben kitaptan ne öğrendim? Hı? Ha, atalım seninkini. Ben düz vaktinde abi sen tarih dersi öğrendin kitaptan. Uyumadan önce boyanmak istiyorum. Önemli templarlarla ilgili. Çünkü 24 saat sürüyor. Son iki bir gün daha yapabildi. Aynen. History'e bir komut alırsın. Sen ne yapıyorsun ya? İlk kampüse giden gruplarla ilgili falan yazılar vardı. Onları okudum. Bu sefer Magic bir şey bulamadım. Bir dakika şimdi bu yaratığı biz yok edince bu büyü benim görme yetim gidecek. Görme yetin onunla alakalı olmuyor. O VD'ye basılıyorduk değil mi? Ben o VD'ye basılıyorduk. Çünkü hani yaratık bilesi görme yetin gitmeden bir önce gitti. Görme yetin gitti abi. Hala yaratık var. Büyük ihtimalle tamam hadi. Okey. Uyudunuz. Aynen. Uyumadan önce ben boyanıyorum. Ben silah falan doldurdum. F.U. Fazla. Diye. Kent açtınız. Uyudunuz. Tekrar bir ormandasınız. Martı sesleri duyuyorsunuz. Ağaçlarda maki. Bitki örtüsü. Aa, Antalya'ya geldik. Hayır ya. Nemli mi ya? Nem yapış yapış. Sıcak değil de nem kötü. Yok lan kışın. Gayet güzel olsun. Etrafa bakıyorsunuz. Yine yalnızsınız. Çalılık malılık bir şey var mı böyle? Hey Mekoli diye bağırıyorum. Çok uzaklardan Mekoli'nin duyan var mı bizi diye bağırıyorum. Bizi? Ha, o sese doğru. Hepimiz çok uzakta mıyız yoksa? Ben kendim ve şahsım. Uzaktan geliyor sesleriniz. Herkesin. Şehirlisini atarak duyabiliyor musun yaratı? Azıcık dolaşırsanız küçük adacıklarda olduğunuzu fark ediyorsunuz. Ha. Adalar arasında sığınmakmanız lazım. Ha. Peki hayvan adaların üstünde şey var mı? Hani... Adaların üstünde böyle ağaçlar var böyle sık sık yine çalılı tamam. Kapalı yerler var. Ben kendi adamım. Benim adamda var mı onu şu anda? Senin kendi yerinin kapalı alanını hani çalıyı çekiyorsun sen. Bir tane kulübe var. Önüne bir tente çekmişler. Masalar var. Millet zarlarla kumar oynuyor. Kavga çıkarıyorlar, dövüyorlar birbirlerini. Hileli lan senin sana. Hayda. Şey belki bir devri... Yaratık küfürüyor. Ben de bakıyorum. Ama kimin adası? Hayır. Ya hayır ya. Şimdi arkamdan bir ses duydum. Çalılar dağıldı. Gördün mü beni? Bu mesafedeyiz.
Hani nerede lan dedin ya. Şey, su ne kadar yakındı? Arkamda. Atlıyorum. Bekledim suya doğru. Suya bir atlıyorum. Yüzüyorum abi. Atlasaydım güzeldi. Normal attım atakçı. Dodge'dan. Okey. Tamam. Hard. Tutturdun lan. Isırmayı denedi seni. Sen suya atladın swimbat. Sen şeye baktın. Sen ne yapıyorsun? Kendi alanlarımızı kontrol edin. Macaulay bağırıyor bende diye. Güzel. Şey. Belki adamda bir kütük vardır devrilmiş. Suya iterim. Yok. Fuck. Delirebilirsin istersen. Ya da çalına bakabilirsin. Ben çalıma bakacağım. Ben çalıma bakayım ben de. Sen çalının içine baktın. Abi çalıyı açtın. Hindistan cevizi, sütyenli şey etekli kadınlar şarkı söyleyip dans ediyorlar. Tamam ben oraya gideyim. Ortada bir tane kazan var. Ateş yanıyor. Bir tane adam başında böyle şaman gibi şarkı söylüyor. Seni de çekiştiriyorlar elleriyle. Biliyor musun? Boyaları gördüler tabii. Biliyor musun? Çekiştiriyorlar seni zorla. Aa, gel gel yapıyorlar. Mızrak uçtu arkadan. Doge atar mısın? Öyle yemeyiz lan bu kızı. Iskaladım boşver. Yanımdan mızrak uçtu. Sen devam ediyorsun yolla. Sen de çalına baktın. Çalıyı açtım. Para. Abi kum. Aha. Kazınmış 3 tane sandık var. 2 tane ölü adam var. Yani ikisi de birbirine sıkıp ölmüş korsan gibiler. Yazık. 3 sandık dolusu altın. Birinin üstü kan dolu. Çünkü adamın kafasını patlattım ben orada az önce. Sandım beni deviriyorum. Poşet tahta. Yani istediğin şeyi yapar gibi duruyor. Çok metal parçası yok. Tamam güzel ben bunu... Borçlarını düşün. Şimdi şey söyleyeceğim. Genel olarak biz içeri girebiliyoruz ama içerdikler dışarı çıkamıyor değil mi? Anladığımız kadarıyla. Hediyelik bir tane altın almak istiyorum. Aldın cebine aldın. Ben ekstirme lock yaptım. Sen yüzüyorsun. Aynen. Macaulay'a doğru. Macaulay'ın adasına. Macaulay bende dedi değil mi? Hayır doktorun adasına doğru. Benim adam nerede biliyor? Ama o seslenmedi. Seslendi mi? Evet. Sadece Macaulay seslendi. Macaulay seslendi. Biz başka diğer adalar ne? Herkes seslendi de. Macaulay yani. Benim adam da diye bağırdı size. Oraya koşuyor. Koşuyor. Adam bir anda hissa oldu. Yüzüyorum. Sen ne yapıyorsun Lord? Yüzüyorum abi. Neyse de bir yüzüm. Geçenden pratiğin var zaten. Bu arada arkadaş geliyor mu? Abi. Tamam yüzerek gidiyorsun sen de zaten. Çok güzel. Deniz yani. Güzel ya bu gayet yanlı. Evet. Yaratık arkandan geliyor. Şimdi swim atacağım 45'e. Ben alırım abi batıyorum. Hani başta şöyle biraz deniyor sonra batıyor. Şey görüyorsun abi suyun altına yok oluyor baloncuklar çıkıyor. Vuff diye dev dalgayla çıkıyor. Biraz daha sallanıyor bir daha düşüyor. Suyun altından koşuyor. Arada bir nefes almak için. Katil beneler bu yüzden. Ben bunu görüyor muyum? Topuktan gibi. Ha? İnfayı kovalıyor ama biraz yavaş geliyor. Su direnci çok olacak. Bir de şimdi suyu sıkarsan demeyeceğim. Çıktığı zaman. Ağzını çıkarıp indiriyor yine yani çok şey yapmıyor. Ha, okay. O zaman ben yüzüyorum direkt. Yani. Yüzerek geçiyorsun sen. Benim çalımdaki masa ne kadar? Şimdi sıkarsan su içti. 4 tane. Şunların çünkü 1800 kadar işte. Yani kuma oynuyorlar masada. Peki insanlar ne kadar şu anda meşgul gözüküyorlar? Hani beni fark etmezler bir şey yapsa. Bir kavga var şu an zaten. Birini dövüyorlar. Tamam. O diğerleri sallamıyor bu arada. Diğer iki masa oynamaya devam ediyor. Tamam. Kavganın çağrı masadaki çağrı. Masayı alıp kaçacağım. Masayı alıp kaçtın. Sen sandıkta sen kenardan da bir tane böyle geniş şey palmiye yaprağı çektin. Şeyi. Ben şey yapayım koşum. Ben masayı suya atıp masayla aynı. Masayı attın. Aynı şekilde masayla yapıyorsun. Abi iki yandan geliyorsunuz siz. Sen? Ben düz yüzmeye çalışacağım. Simon. Tamam. Sen yüzüyorsun ya, da peşinden giriyorsun. Okay. Evet. Ama açılıyor değil mi? Evet. Tam o esnada Sabi araya gider. Aynen öyle. Onlar bir yemeğe hadi görüşürüz. Ya. Hemen geliyoruz. 5 dakika sonra. Ben size uyumadan önce verecektim unuttum ha. Niye? Kısa bir ara. Hadi kısa ara verelim. Kısa bir ara. Hadi.